Merhaba gençler, herkese merhaba. Bugün 7. sınıf ışığın kırılması ve mercekler konusundan bahsedeceğiz biraz. Işığın kırılması ile ilgili olarak öncelikle ışık neden kırılıyordu? Hatırlayalım. Işık yoğunlukları farklı saydam ortamlar arasında geçiş yaptığı zaman kırılmaya uğruyor. Yani doğrultusunu değiştiriyor. Bunun sebebi ortam yoğunluklarının farklı olması. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin siz karlı bir yoldaki hareket kabiliyetinizle buzlu bir yerdekinin aynı olmadığını söyleyebiliriz. Ortamdaki yoğunluk ne kadar fazlaysa hareket kabiliyetiniz de o kadar sınırlandırılacaktır. Aynı durum ışık için de geçerli. Burada gelen ışın, bakın birinci ortamdan ikinci ortama geçerken bir doğrultu değiştirmiş. Daha sonra tekrar bir daha doğrultu değiştirmiş. Gelen ışın ve kırılan ışın şeklinde. Şimdi ışığın kırılması ile ilgili olarak havadan suya geçerken ya da sudan havaya geçerken iş değişiyor. Neden değişiyor? Şimdi hava daha az yoğun, su daha yoğun. Az yoğundan çok yoğun. Hatırlarsanız kodlamamız neydi bizim? Evet, Acelia. Azdan çoğa yaklaşır. Yüzeyin normali bir yüzeye dik olarak çizildiği varsayılan doğrudur. Ve az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru geçen ışık azdan çoğa yaklaşır. Acelia gerçekten normale yaklaşarak kırılır. Burada ise çoktan aza geçiyor. Çoktan aza neydi? Çabuk, değil mi kodlamamız? Çoktan aza normalden uzaklaşacak. Normali az önce söyledim. Yüzeye dik olarak çizilen ışına, daha doğrusu normal yüzeye dik olarak çizildiği varsayılan doğru parçasına verilen isimdir. N harfiyle gösterilir. Burada gelen ışının normalle yaptığı açı gelme, kırılan ışının normalle yaptığı açı da kırılma açısıydı. Hatırlarsanız yapılan en büyük hata şurayı, yani gelen ışının yüzeyle yaptığı açıya, gelen ışının yüzeyle yaptığı açıya gelme açısı ya da kırılan ışının yüzeyle yaptığı şuradaki açıya kırılma açısı demek gibi bir hataya düşüyor öğrenciler genellikle ki yapılan en büyük hatalardan biridir. Her zaman gelme açısı ve kırılma açısında yapmamız gereken şey normalle olan açıyı almaktır. Evet. Şimdi ışığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı süratlerle hareket etmesidir. Bunu şöyle örneklendirmiştik. Kar ve buz demiştik. Karlı ortamdaki süratimiz, hızımız daha az ama buzda hızımız daha fazladır. Yani ortam ne kadar yoğunsa hız o kadar azalacak. Ortam ne kadar az yoğunsa hız o kadar artacaktır. Şimdi ışığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı süratlerle hareket etmesidir. Dedik az önce gelen ışını söyledik, gelme açısını, kırılma açısını gösterdik. Şimdi kırılma kanunlarımız vardı bizim. Kırılma kanunlarına göre gelen ışın normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. Bir. İki, gelme açısı ile kırılma açısı arasında sabit bir oran vardır ve gelme açısı ile kırılma açısı ortamların yoğunluklarına bağlı olarak değişir. Gelme açısı ve kırılma açısı ortam yoğunluğuna göre değişmek zorundadır. Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşır. Acelia. Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ise normalden uzaklaşır. Yani çabuk. Şimdi ışık ışınları yoğunluğu az olan bir ortamdan yoğunluğu fazla olan ortama geçince normale yaklaşıyor dedik. Ve ayrıca önemli bir nokta ışığın hızı da azalıyor. Neden ışığın hızı azalıyor? Çünkü az yoğundan çok yoğuna geçiyor. Buzlu ortamda daha hızlı hareket ederiz. Çok yoğun olan karlı ortamda ise daha yavaş hareket ederiz. Ortam değiştiği zaman otomatikman hızla değişiyor. Şimdi bu normali, yüzeyimin normali. Birinci ortam az yoğun ortam hava. İkinci ortam çok yoğun ortam yani cam. Gelen ışın burada ne yapacaktır? Nasıl kırılacaktır? Evet, düşünelim bakalım nasıl kırılacaktır. Az yoğundan çok yoğuna. Yani Acelia kodlamamız vardı. Azdan çoğa ne yapacaktı? Normale yaklaşacaktı. Bakalım yaklaştı mı normale? Evet yaklaştı. Normal şartlarda devam etseydi normalden daha uzak devam edecekti ama az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşarak kırıldı.
Evet. Şimdi peki bunun tersi durumda ne olacak? Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ne olmasını bekliyoruz? Bu sefer de çabuk demiştik kodlama olarak. Yani çoktan aza geçerken normalden uzaklaşacak. Burada gelen ışın görüyorsunuz normalden uzaklaşmış durumda. Eğer ki düz devam etseydi yoluna şu şekilde devam edecekken normalden uzaklaşmıştı. Çünkü çoktan aza geçiyordu. Bu arada bunların sıralaması nasıldı? En yoğun ortam cam, sonra su, en az yoğun olan da havaydı. Yani çoktan aza doğru yoğunluğunu sıralarsak cam, su, hava. Peki. Bu arada ışığın hızı ile ilgili ne diyoruz? Çok yoğundan az yoğuna geçerken, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ışığın hızında nasıl bu değişiklik olacak? Çoktan aza doğru ışığın hızı artar. Azdan çoğa doğru geçerken ise ışığın hızı azalır. Şimdi, peki ortamların yoğunlukları ne olursa olsun çok yoğundan az yoğuna ya da az yoğundan çok yoğuna ortama dimdik yani 90 derecelik açıyla gönderilirse eğer bir ışın ne olmasını beklersin? Eğer dik olarak gönderilirse ışık kendi üzerinden aynen geri yansıyacaktır. Yani hiçbir şekilde doğrultu değiştirmez, kırılmaya uğramaz. Ama sureti değişir. Yani kırılmaya uğramaz ama yoğunluklar ortamların yoğunlukları farklı olduğu için çok yoğundan az yoğuna geçerken sürat değişecektir. Çok yoğunda daha yavaş hareket eder, az yoğunda daha hızlı hareket eder ama kırılmaya da uğramaz. Ne zaman 90 dereceyle gönderilmişse. Evet, şimdi fark etmiyor dedik az önce. Bakın yine bu sefer de az yoğundan çok yoğuna gönderdim. Az yoğundan çok yoğuna gönderdiğimde de yine 90 derecelik açıyla gittiği takdirde hiçbir şekilde kırılmaya uğramayacaktır. Kendi üzerinden aynen geri yansıyacaktır. Ya da yoluna aynen devam edecektir. Burada sürat nasıl değişir? Çoktan aza geçtiği için hızı azalacaktır. Şimdi ortamların yoğunluklarına göre az önce söylemiştim. Camın yoğunluğu en fazla, sonra su, en az yoğun olan ise havanın yoğunluğuydu. Işık bu ortamlarda hareket ederken hızları ise farklıdır. En hızlı olduğu şey neydi? Boşluktu tabii ki. Burada aslında şu havada ifadesi çok doğru değil. Çünkü boşlukta ancak 300 bin kilometre bölü saniye. Yani bir saniyede 300 bin kilometre hızla gidebilir. Havada yani atmosferde ise bu hız düşecektir. Çünkü maddeyle karşılaşacaktır. Suda ise bu 225 bine, camda ise 200 bine. Gördüğünüz gibi ortamın yoğunluğu ne kadar fazlaysa hızı o kadar az. Şimdi gelelim ortamlar arasındaki görünür derinlik, görünürlüğe. Bunu da yine konuşmuştuk aslında tatile girmeden önce. Bir saydam ortamdan başka bir saydam ortamdaki cisimlere bakıldığında cisimlerin bulundukları yerlerden farklı oluyor. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Örneğin balık tutarken sanki balık yüzeye çok yakınmış gibi gelir bize ama elimizi uzattığımızda ya da yakalamaya çalıştığımızda öyle olmadığını görürüz. Şimdi cisimlerin gerçek derinliklerinden farklı görünmesine görünür derinlik denir ki bunun sebebi de kırılmadır. Bu kırılma sonucunda gerçekleşir. Şimdi ne yapalım? Birinci duruma bakalım. Hava ortamından su ortamına bakıyoruz. Buradaki çocuk hava ortamından su ortamına bakıyorken hava az yoğun, su çok yoğun. Azdan çoğa neydi? Açelya yani normale yaklaşarak kırılacak. Aynı durum burada da geçerli. Normalden daha yakındaymış gibi görecek. Az yoğundan çok yoğuna bakarken cismi, balığı olduğundan daha yakın görür arkadaşlar. Şimdi kırıcılığın çok olduğu ortamdan az olduğu ortama bakarsak daha uzak görürüz. Yani burada sudan havaya bakıyoruz. Balık şu anda kuşa baktığında balık çok yoğun ortamda, kuş az yoğun ortamda. Bu durumda çabuktu. Yani uzak görürdü. Balık kuşu olduğundan daha uzak görür ki bu sayede zaten kuşlar kolaylıkla balıkları avlayabilirler. Çünkü balık kuşu bir tehdit olarak algılamaz. Bunun sebebi cisimden çıkan yani yansıyan ışınların kırılarak göze gelmesi ve gözünde cismi kırılan ışınların uzantısını görmesinden kaynaklanıyor. Şu şekilde.
az önce anlatmıştık. Burada da balıkla kuş arasındaki durum var. Ne yapıyor bu? Şimdi burada görünür derinlik kabın tabanındaki, bunu sınıflarda yapmıştık. Cisim aslında daha yukarıdaymış gibi. Aynı balığın bize daha yakın görünüyor olması gibi bir durum. Işığın kırılması yüzünden iki farklı yerde daha yakın görüntü oluşur. Görüntüler gerçek değildir. Burada tabii ki gerçekte bir tane balık var ama biz şu köşeden baktığımızda ışığın kırılması yüzünden sanki iki balık varmış gibi de bir akvaryumda görebiliyoruz. Yine bunu sınıfta yapmıştık. Biz kalem koymuştuk. Suyun içine koyulan kalem sanki kırıkmış gibi bir görüntü oluşur. Aslında tabii ki kırık değildir. Olay nedir? Havada daha az yoğun, suda daha çok yoğun ortam. Dolayısıyla ışık az yoğundan çok yoğuna doğru geçerken normale yaklaşır ve biz kalemi sanki kırıkmış gibi görürüz. Evet, bu da fiziksel bir olay. Yani adamı aslında normalde tabii ki kafası kopuk değil ama biz kırılmadan dolayı ışığı bu şekilde görebiliyoruz. Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. Bunu söyledik az önce. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar ikinci ortama her zaman geçemez. Burada önemli nokta bir şey vurgulayacağım. Çoktan aza her zaman geçemez ama azdan çoğa her zaman geçer. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar ikinci ortama her zaman geçemeyebilir. Ancak belli açılardan küçük açılarla geldiği zaman ise az yoğun ortama geçebilecektir. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın burada sudan havaya gönderiyorum. Sudan havaya doğru havaya giderken kırılmaya uğramış değil mi? Geçmiş. Burada ise tam iki tane, şurada iki tane yüzeyin arasında yüzeyi yalayarak yoluna aynen iki yüzeyin arasında sıkışarak devam ediyor. Ve son durumda ise ne oluyor? Hiçbir şekilde diğer ortama da geçmiyor. Ortam arasında da kalmıyor. Aynı ortamda gerisin geriye yansıyor. Işık ışınlarının bir ortama gelme açısı büyüdükçe kırılma açısı da büyür. Ve ışığın kırılma açısı 90 derece olduğu andaki gelme açısına biz sınır açısı diyeceğiz. Ne demek bu? Eğer biz öyle bir açıyla göndeririz ki ışını, bu ışın bir ortamdan diğerine geçemez. Bir ortamdan diğerine geçemediği gibi iki ortamın arasında bu şekilde sıkışıp kalır. Bu gönderdiğim şu Q1 şeklinde gösterilen bu açıya sınır açısı diyoruz. Çünkü ışının sınırda kalmasına sebep oluyor. Kırılma açısının 90 derece olduğundaki gelme açısına sınır açısı diyoruz demiştik. Yani ben bu ışını gönderdim, bu ışın buraya geldi. Buradaki şu gelme açısı ışın diğer ortama geçemediği ve iki ortamın arasında bu şekilde 90 dereceyle yoluna devam ettiği için sınır açısı olmuş oluyor. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama. Sınır açısı camdan çıkış için 42, sudan çıkış için mesela demiş ki 48. Tabii ki bunları ezbere bilmenize gerek yok. Bir fikir sağlaması için söylüyoruz. Gelelim tam yansıma durumuna. Az önce dedik ya bazen sınır açısı da olmaz. Gelir ve geldiği gibi aynen kendi ortamına geri döner. Bu duruma da tam yansıma diyeceğiz biz. Bakın burada gösterilmiş bu fotoğrafta bir ışık gönderilmiş sıvı ortamına. Bu ortamda diğer ortama geçemeden aynen ışık ortamda yansımış. Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısından daha büyük açıyla gelirse ikinci ortama geçemez ve geldiği ortama normalle eşit açı yaparak geri döner. Yani yansır. Bu olaya da tam yansıma denir. Tam yansımanın olabilmesi için ışık ışınlarının gelme açısı sınır açısından büyük olmalıdır. Bakın sınır açısından küçükse eğer, 3 durum var. Sınır açısından küçükse kırılmaya uğruyor. Sınır açısına gönderilmişse iki ortamın arasında yüzeyi yalayarak yoluna devam ediyor. Sınır açısından büyükse ise ortam değiştiremiyor. Aynı ortamda tam yansımaya uğruyor. 3 durumumuz var. Tam yansımanın olabilmesi için ışık ışınlarının gelme açısının sınır açısından büyük olması gerekir diye söyledik. Tam yansımanın olması için bakın görüyorsunuz ne olmuş gene? Bir tam yansıma durumu var. Daha büyük bir açı gönderilmiş olması gerekiyor. Burada da yapılmış bir tam yansıma örneği var. Çok net gözükmese de bu fotoğrafta. Evet, yine burada da benzer şekilde.
Şimdi fiber optik kablolardan ışınların gönderilmesi olayında tam yansımadan yararlanılıyormuş. Bu önemli bir bilgi. Sorularda çıkar karşınıza. Fiber optik kablolar neyden yararlanılarak yapılmış? Işığın tam yansımasından. Zaten fiber optik kablonun çalışma mantığı da ve veriyi daha hızlı iletmesinin sebebi de ışığın tamamen yansımasına dayalı olarak veriyi aktarmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla fiber optik kablolar ışığın tam yansımasından yararlanıyor. Bu kablolar iletişimde ve tıpta, endoskopi cihazlarının yapımında ve internetle alakalı birçok altyapı çalışmasında kullanılıyor. Bakın bu şekilde şöyle göstermiş. Teknolojide fiber optik kablolardan ışınların gönderilmesi olayına tam yansımadan yararlanılır demiş. Söyledik. Bakın şurada göstermiş örneğini. Gelelim serap olayı nedir? Yine bu da tam yansımayla alakalı bir durumdur. Şimdi çölde veya daha az sıcak yaz günlerinde yeryüzü sınır ve yeryüzüne yakın kısımdaki havanın sıcaklığı artar. Tabii ki burada çok hava ısındığı için, çölde çok sıcak olduğu için hava oldukça sıcaklığını yükseltiyor. Ve yeryüzüne yakın yerlerdeki sıcaklığı artan havanın yoğunluğu, üst kısımdaki hava daha soğuk olduğu için tabii ki buradan daha küçük olacaktır. Çünkü ısınan havanın yoğunluğu düşer. Yani ısındıkça yoğunluğu azalır, soğudukça yoğunluğu artar. Şimdi gelen ışının uzantısı ters bir görüntü gibi görürüz. Bakın burada göstermiş. Cismin bu şekilde ters görüntüsünün oluşması olayına serap olayı denir. Burada hem gerçek görüntü hem ters görüntü beraber gözlenebilir ama bu her zaman olmak zorunda değildir. Gördüğünüz gibi bakın burada sanki burada ağaç varmış gibi bir görüntü oluşur. Cisimden gözlemciye sıcak ve soğuk havayı ayıran yüzeyden ışınların yansımasının nedeni çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınların yine tam yansımaya uğramasıdır. Bakın soğuk hava var, burada sıcak hava var. Yoğunluğu düşük hava, yoğunluğu yüksek olan hava. Göze gelen ışın ve burada ne görüyorum ben? Sahte bir görüntü. Yani serap görmek bir hayal ürünü değildir. Serap gerçek bir olaydır. Fotoğraflarında da biliyor. Cisimden gözlemciye sıcak ve soğuk havayı ayıran yüzeyden ışınların yansımasının nedeni çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınların tam yansımaya uğramasıdır. Burada hava sıcak hava az yoğun ortam, soğuk hava ise çok yoğun ortamdır. Biz serap olayında sanki burada imiş gibi görüyoruz durumu. Bakın burada fotoğrafları var. Tam yansıma ve serap olayı. Aslında serap görmek, hani biz halk arasında bunu sanki hayal görmek gibi düşünürüz ama hayal görmek değildir. Bunun bilimsel olarak bir açıklaması da vardır. Şimdi prizma kırılma ve renklerin oluşması. Yine bunu da anlattığımızı hatırlıyorum sınıf ortamında. Bir saniye. Diyor ki hava ortamından cam prizmaya gelen güneş ışığı kırılmaya uğrayarak doğrultusunu değiştiriyor. Burada ışık iki defa kırılıyor. Neden? Şimdi birinci kırılma havadan cama yani merceğe gelirken, ikinci kırılma ise mercekten havaya tekrar geri giderken. Önce az yoğundan çok yoğuna, sonra çok yoğundan az yoğuna oluyor. Güneş ışını oluşturan farklı renkteki ışınların enerjileri birbirinden farklı olduğu için her bir renk farklı oranlarda kırılmaya uğruyor. Ve gördüğünüz gibi böyle bir gökkuşağını elde edebiliyoruz. Bunu sınıflarda deneylerini yapmıştık. Gözlemlemeye de çalışmıştık. Burada bir kodlamamız vardı. Bu ışınlar, beyaz ışığın içerisindeki renkler rastgele sıralanmıyordu. Kutu sayamam. Kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, mavi ve mordu. En az kırılmaya uğrayan kırmızı, en çok kırılmaya uğrayan da mor oluyordu. Peki gökkuşağı nasıl oluşuyor? İşte gökkuşağı bu şekilde oluşuyor. Ne zaman oluşur gökkuşağı? Tabii ki yağmurun hemen arkasından güneş açarsa. Burada güneş ışığı havadaki yağmur damlası mercek görevini görüyor. Güneş ışığı yağmur damlasına geliyor ve yağmur damlasından tıpkı prizmadaki gibi çıkarken renklerine ayrılıyor. Niye? Çünkü her rengin kırılması birbirinden farklı olduğu için. Evet, burada da söylemiş. Güneş ışınları yağmur damlasına girerken kırılır, damlanın içinde tam yansıma yapar ve damladan çıkarken tekrar kırılır şeklinde belirtmiş. Her rengin kırılması aynı
olduğu için su damlacıkları prizma gibi bütün renkleri birbirinden ayırır. Bu da her damla bir rengi yansıtmaktadır diye ifade etmiş. Evet, merceklere kadar geldik. Şu anda bu kadar dersin yeterli olduğunu düşünüyorum. İkinci kısmını diğer videoda sizlerle paylaşacağım. İyi çalışmalar arkadaşlar.